Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships oynuyorum ve mevzunun ortasından bağlanıyorum size. Geçtiğimiz hafta boyunca Suzerain videoları atmıştık. World of Warships izleyicileri bize küsmesin diye. Bugün yine bir klan maçı oynuyorum. Demoin ortaya bastı. Ateş etmiyorum. Kendi yerim çok iyi değil ve dönmesini bekliyorum aynı zamanda. Stalingrad da burada. Muhtemelen diplerinde de bir tane DD vardır. Demoin dönmeye başladı. İlk salvomu gönderdim. Çok yaşayacağını sanmıyorum. İlk isabetimizi vurduk. Bir köşk. İkinci salvoyla da 4 köşke tamamladık. Ve takımımıza ilk killini kazandırdık. DD A'ya girdi. Önümüzde. Radar basacağımı yazıyorum hemen chatten. Onu sıfırlamamız lazım. Radarı bastım. Benim atışım yok. Takım arkadaşlarımın ateş etmesi gerektiğini söylüyorum. Ama onlar Stalingrad'a ateş etmeye devam ediyorlar. Artık Nihat Genç gibi birisi vursun şu arkadaşı diyorum. Yok mu şunu ateş edecek bir vatan evladı diyorum. Ama kimse çıkmıyor. Giden atışlar da çok geç gidiyor. Kepi verdik ama problem değil. Ben gireceğim ve puan almalarını engelleyeceğim. Bu arada Salem'i yan yakaladık. Bize açısı çok iyi. Ama spottan düştü. Nedeni de bizim DD'mizin, spot yapması gereken DD'mizin adaların arasına girip sis basması. Yani kendini ve bizi iyice kör etmesi. Yine de iki tane köşk vurmayı başardık. Salem'i spotlaması lazım DD'nin ama hiç oralı olmuyor. Genel olarak zaten takımımız çok kötü pozisyon almış durumda. Hala doğdukları yerde duruyorlar. En önde ben varım. Düşmanın tüm ilgisini üzerime çekiyorum. Bu iyi bir şey değil. Çünkü hem sağdan hem soldan atış gelecek. Ve solda hiç gemimiz olmadığı için ben iki ateş arasında kalacağım. Salem ve Kurfürst yukarıya doğru basacaklardır. Shimakaze yanıma geliyor. En azından bu ağanın girişini tutar ve gelenlere torpido atar diye düşünüyorum. Ama ağanın girişini tutacakmış gibi durmuyor. Dahası içeriye girecekmiş gibi duruyor. Hemen geriye gelmesi gerektiğini söylüyorum. Tekrarlıyorum ama hiç oralı olmuyor. Chat'ten yazacağım şimdi. Evet. Dümdüz bastı ve karşısında bir tane Brisbane çıktı. Yani yaşaması imkansız. En azından torpido vurabilirse iyi olur diyorum. 10 tane torpidosu var. Bunları da yaklaşık 2 kilometreden attı. Aferin diyorum ona. Salem hala yan veriyor bize. Yani bizim burada olduğumuzu görmesine rağmen, Hidro'da olmamıza rağmen bize full yan vermekte herhangi bir beis görmüyor. Atışımı yapıyorum. Açısını kapattı. Soldaki Stalingrad'ın onu batıracağını düşünüyordum. O yüzden süper salvoya geçmedim. Süper salvoya geçince 30 saniye beklemeniz gerekiyor biliyorsunuz. Ama Stalingrad da bir şey vuramadı. Kili elimizden kaçırmış olduk. Çok yaşamayacaktır ama biz batırsak iyi olurdu. Ufak bir hata yaptığımı kabul ediyorum burada. Bu arada Napoli de öne bastı. Az önceki Brisbane'a yaklaşık 1 kilometreden 4 tane torpido attı. Ama hiçbirini vuramadı. Yani bir tane bile vuramadı. Şimdi sağımızda 2 tane gemi. Solumuzda da bizi yan gören... Pardon, sağımızda 3 tane gemi. Z52 de oraya girmiş. Solumuzda da bizi yan gören 2 tane gemi var. Bizim burayı mühürlememiz lazım. Buradan çıkarlarsa çünkü maçı kaybedeceğimiz kesin. Battleship'imiz doğduğu yerde, DD'lerimizden sağ kalanı doğduğu yerde, diğeri zaten battı. Buradan rakibi çıkarmamamız gerekiyor. Hemen radar basıyorum. Düşmanı görmem lazım.
Brisbane sanırım bize torpido atmaya gelecek. Ona olan açımı kapatmam gerekiyor ama açımı kapatırsam bu sefer de soldaki kurfürst full yan görecek. Ufak bir risk alıyorum. 5 köşk. Bu salvada sanırım batıracağız. Evet, 9 köşklü uğurladık. Hemen geri çekiliyorum. Torpidoları geliyordur muhtemelen. Emin olmak için hidromu da açtım. Bizi vurmayacaktır bu torpidolar. Sıradaki Stalingrad olsa gerek. Ya da bilmiyorum, belki Z-52 de basabilir. Burayı koruyacağız ama. Burayı mühürledik. Bu arada soldan Kurfürst'ün salvoları gelmeye başladı. Çünkü harita hakimiyetimiz o kadar yok ki. Yani yukarıya kadar pushlayıp beni yan görüyor. Ama ben önümüzdeki tehdidi öncelemek zorundayım. Sol tarafım Allah'a emanet. Stalingrad'da full yan çıktı. Adaya çarptı ilk salvom. Ama ne gam. 5 köşkü vurduk. Onu da 8 köşklü uğurladık. Z-52 torpido atmaya geliyor. Soldan Kurfürst atışları gelmeye devam ediyor. Hızlanıp Stalingrad'ın batığını kendime kalkan edineceğim. Böylece torpidoları doğuçlayabilirim. Z-52'yi de harcıyoruz şu an. Onu da batırdık. Torpidolarına doğuçladık. 4. kilimizi aldık. 27 tane stadel vurduk. Takımımız hala avare gibi dolaşıyor. Arkamdaki Brisbane'a bakabilirsiniz. Bizim Brisbane'ımız. Kimseye ateş etmedi maç boyunca. Sıfır hasarı var. Sadece bize bir kere radar desteği verdi. O da vermese de olurdu. Çok değişik bir klan maçı oluyor. Hani bildiğiniz paralı aktörmüş gibiler. Bizim takımımız hiçbir şey yapmıyor. Rakip takım sürekli bana yan veriyor. Bir değişik maç. Kraken'imi almak istiyorum. Ama dediğimiz o kadar kötü pozisyonda ki. Kurfürst'ü spotlayacak kimse yok. Kendi battleship'imiz Kurfürst'ü spotladı. Açımız çok iyi. Tüm toplarımızı da çevirdik. Spot olduğu sürece Kurfürst'ü batırırız diye umuyorum. İnşallah son dakikada kilimizi çalmazlar. Çünkü klan maçında Kraken salmayı cidden istiyorum. Bir yangın çıkarttık. Geminin biraz daha önüne atacağım. İkinci yangını çıkartabilmek için. Sanırım hasar kontrol ekibini kullanmış. Yangını söndüremiyor. İkinci yangını da çıkarttık. Spot'tan düştü. Ama yangınlarımız yanmaya devam ediyor. Saniyede 1000 kadar hasar vuruyoruz. Muhtemelen batıracağız. Bu arada arkamızdaki Brisbane daha yeni geldi. Haritanın etrafını dolaştı. Ve ortasına daha yeni girebildi. Yangınlarımız Kurfürst'ü batırdı. Kraken salındı başarımını kazanmış olduk. Kraken biliyorsunuz mitolojik bir deniz canavarı. Norse mitolojisinde, yani İskandinav mitolojisinde bir canavar. Oyun da bize sen bir canavarsın diyor. Yani basit bir oyundu bizim için. Çok zorlanmadık. Çok iyi oyunculara karşı mücadele etmedik. Ama 5 kill ve 27 stadel bir klan savaşı için çok çok iyi. 238 bin hasar. Gayet iyi. 27 köşk. Bu da gayet iyi. Takımda bir tek Stalingrad bir kill alabilmiş. Onun da aldığı kill Salem. Bizim 48 bin hasar vurup batıramadığımız Salem. Bizim hakkımız olduğunu düşündüğüm Salem. Ama Stalingrad'a kısmetmiş. Olsun. Evet arkadaşlar, böylesine garip bir maçtı bu da. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.